Merhaba Haber Global'den iyi akşamlar böyle bir yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle başladık ama bu akşam siyaset özelde konuğumuz Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal. E, Sayın Uysal merhaba hoş geldiniz Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk çok teşekkür ederim. E, şimdi öngörülen süreyi de tabii 20 dakika e, uzatıyoruz aynı zamanda onu da hemen yeri gelmişken belirteyim. E, bu akşam yine gazeteci arkadaşlarımla birlikte sorularımızı yönelteceğiz. Faruk Aksoy ve Nihal Bengisu Karaca bizimle birlikte merhaba hoş Merhabalar. geldiniz Merhaba hoş bulduk herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi zaman zaman gündeme <laughs> baktığımızda hani böyle çok ön plana çıkan hararetli tartışma yaptığımız başlıklar oluyor işte son olarak. İstanbul'da karın etkisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çevresinde dönen tartışma bunlardan biri. Sezen Aksu Sedef Kabaş tartışması bunlardan biri. Aynı şekilde işte ittifaklar meselesi, zaman zaman adalet meselesi çok yoğunlaşıyoruz. Ama e, siyaset özelde hani böyle bir gelenek oldu. En nihayetinde bu bütün hararetli tartışma başlıkları olsa dahi hepimizin en önemli gündem maddesi her zaman ekonomi. Özellikle son bir yıldır e, böyle. E, dolayısıyla ekonomik tablonun nasıl seyredeceği her birimiz açısından hayati önemde. Çünkü hayat zor e, epeydir. E, ve dolayısıyla bu zorluğu nasıl aşacağız? E, i̇ktidar bu ekonomi politikalarında başarılı olacak mı? Yoksa muhalefetin dediği gibi gerçekten yönetilemeyen, başta ekonomi olmak üzere yönetilemeyen bir e, dönem mi var? Bunları özellikle konuşacağız. E, i̇lk başta e, Demokrat Parti Başkanı ile. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporu yayınlandı. Bunu Ta, takip etmişsinizdir siz de. Ve 2022 yılı sonu için Sayın Başkan? Bir revizyon geldi. Evet. Tabii şimdi %11, yüzde <laughs> ee, 11,8 böyle kapatamayacağız ee, bu e, yılı dendi ve yüzde %23, 23,2'ye yükseltirdi. 2023 yılı sonu için ise beklenti yüzde 8,2 ama ben özellikle 2022 üzerinden sorayım. 23,2 zaten TÜİK e, verileriyle e, başka veriler birbirini tutmuyor. Oradan da bir tartışma yürütüyoruz. Dolayısıyla siz bugün Merkez Bankası'nın bu enflasyon tahminini bu yıl sonu için yaptığı tahmini gerçekçi buldunuz mu? Bizim bulmamıza gerek yok. Maliye Bakanı'nın açıklaması var. Kırkların i̇şte üzerinde seyredecek uzun bir süre. Yıl sonu doğru 30'a 30'lara doğru gelir diyor. Ümit ediyoruz diyor. O açıdan bakınca e, iktidarın bu politikalarını uygulayan iki önemli kurumu. Merkez Bankası bir tarafta diğer tarafta Maliye Bakanlığı. Çok uzun süredir Türkiye orta vadeli planlar, 5 yıllık kalkınma planları yaptığı hiçbir hedeflemeyi maalesef tutturamadı. Yıl içerisinde pek çok hedef revizyonlarıyla beraber bu noktaya geldik. Türkiye yanlış bir takım tezlerle, bir takım batıl ekonomideki fikirlerle uygulanan son 2 aylık tezmiş diye ortaya atılan işte bildiğimiz işte Çin modeli, Kore modeli Türkiye modeli, en nihayetinde e, dua edelim tutsun modeli diye de ifade edebiliriz. E, bu noktaya geldi, bir sarmalın içerisine girdi. Ocak ayı ile ilgili artık çift haneli bırakın toplamda yıllık çift taneli enflasyon rakamlarını aylık bazda konuşuyoruz, 13 ile 15 arası konuşuluyor ki. TÜİK ile ilgili kamuoyunun e, ne kadar bir inandırıcılığı, kredibilitesi olduğu da malum. Adi tabii illüzyon kurumu, idarının ihtiyaçları ölçeğinde bir takım tespitler yapmak sokakta, pazarda, sade vatandaşımızın, dar gelirli vatandaşımızın, emeklimizin e, muhatap olduğu enflasyon fiili olarak her birimizin hayatında bütçesinden neler götürdüğünü görüyoruz. O açıdan ben e, çok e, itibar edilebilir bir veri olarak değerlendirmiyorum. E dolayısıyla mesela özellikle üretici enflasyonunda zaten üç haneli rakamlar olacağına yönelik bazı tespitler var. Siz onlara katılıyorsunuz o zaman. Yani bırakın giderek düşme eğilimine girmesi. Bu mevcut politikalarla artacağını söylüyorsunuz. Kesinlikle öyle mi? Kesinlikle yani çok başka verilere bakmaya gerek yok. Yılbaşı itibariyle enerjide, doğalgaz ve elektrikle yapılan çok ciddi zamlar var. Hı, hı. Ee, üretici enflasyonunun kademe kademe tüketici enflasyonuna sokağa, piyasaya, e, fiyatlara yansıyacağı hepimizin bildiği temel bir gerçek. O açıdan bakınca bir sarmalın içerisinde maalesef Türkiye girdi. Ee, önümüzdeki süreçte de iktidarın bunları kontrol altına alabilmek gibi çok kısa ve orta vadede bir başarı sağlayacağı kanaatinde değilim. Sadece bir hedef var. Toplam ekonomi politikasının hedefi eee acaba bir pastırma yazı yaşatabilir miyiz? Bir sanal bahar yaşatabilir miyiz? Çünkü hani 40 hesabı var. 40'ı da seçim üzerine denir. İktidarın artık gongun seçim sürecini vurulduğu bir bu iklimde bütün hedeflemesi bunun üzerine olduğunu görüyorum. O zaman başka rakamlara da sanırım itibar etmiyorsunuz. Yani Merkez Bankası'nın ...yeni revize ettiği rakamlar... E, ...TÜİK rakamları vardı... ...çok tartıştık bunları... ...genel olarak hani Türkiye bir sarmalın içine girdi derken... E, ...kamuoyuyla paylaşılan... ...resmi rakamlara... ...böyle mi bakıyorsunuz? E, bir inandırıcılığı yok mu sizin için? Maalesef öyle bakıyoruz, bunu sadece biz söylemiyoruz... ...elbette biz siyaset yapan insanlar... E, ...sorgulamak mecburiyetindeyiz... ...ama hakem kuruluş dediğimiz... ...TÜİK başta olmak üzere... E, ...bir takım kurumların... ...verileri... E, bağımsız işte akademisyenlerin oluşturduğu Türkiye'de en gibi e, bağımsız inisiyatiflerin açıkladığı rakamlar var. Yurt dışından itibar eden, e, itibar sahibi olan akademisyenlerin Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri var. Bunlarla hiçbir şekilde uyuşmadığını görüyoruz. O açıdan e, göreceli değerlendirmeler, e, iktidarın kendi hedefleriyle Aralık ayında biz Büyük Millet Meclisi'nde 2022'nin bütçesini e, görüştük. Bütçe sunulduğunda ortaya konulan enflasyon hedefleri, faiz hedefleri, kur hedefleriyle bütçe meclisten onay aldığı andaki e, yaşadığı süreç içerisindeki alt üst oluş bile çok şeyi söylüyor. O açıdan ifade ettim. Çok uzun süredir hani 2023 hedefleri, yıl 2022 işte 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bu yıl hedeflenen 225 milyar doların üzerine 250 milyar dolar hedefliyoruz. Hani %3-5 ihmal edilebilir oranlarda bir hedef sapmasını anlayabiliriz. Ama bir iktidarın zaman zaman ifade ediyorum bu iktidar Türk milleti hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayabilecek bir zaman vermiş. Bu uzun bir zaman. Yani hedefiniz neyse, ufkunuz neyse, ek ekonomiyle ilgili, Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili bunlarla ilgili uygulamalarınıza bakıyorsunuz. Hani seciyeye bakınca, uygulamaya bakınca ifade ettiğiniz diğer verilerle ilgili de ister istemez daha şüpheci davranmak durumundayız. Siz e, yani yapılacak ilk genel seçimde ve cumhurbaşkanlığı seçiminde bu iktidar profilinin bir şansı kalmadığını mı söylüyorsunuz? Evet yani ben e, e, şunu da ifade ediyorum. Söyleyecek söz kalmamış. Eee 5 yıl daha versek Bunun peşine bir soru ekleyeceğim de önce evet. siz e, bir beş yıl daha bu iktidara Sayın Erdoğan'ın şahsında yetki versek. 20 yılda yapamadığı neyi yapacak? Soruyu soruyoruz. Türkiye'nin demokrasi, e, hukuk, ekonomi, diğer bütün sahalarda parametrelere baktığınızda bunu net görürsünüz. Yani muhalefeti oluşturan partilerin hiç olmadığı kadar evet oylarını yükselttiği bir gerçek. E, fakat hani siz de az önce söylediniz. Sonuçta kağıt kağıt üzerinde e, rakamları kendi hesabıyla ortaya koyan ve bir biçimde buna rıza üreten de bir iktidar var. Yani 20 Aralık'taki o mesele aslında insanların dolara son ana kadar paramızı dolara vermeyelim diye direnip çok yüksek fiyattan dolar alıp 20 Aralık'ta mahvoldukları geceydi. Ama o bile yeni ekonomik modeli vesaire denilerek e, ve işte dövize çevrilebilir mevduat çeşitli yeni mevduat türleri ileri e, bu tür mevduat türleri sunularak çok farklı bir biçimde e, lanse edilebildi. Ve bir miktar alıcı da buldu. Hani biliyorsunuz yakınlarda bir anket şirketinin e, iki puan kazandığını yani geri aldığını plan da gösterdi. Ayrıca hani farklı bir şey de var. Hani İmamoğlu'nun kar meselesinde mesela e, normalde yasaktır. Mahkeme kararı olmadan o mobeste görüntülerini bir muhabire veremezsiniz. E, ama bu e, muhabirlere verilebiliyor eee görüntüleri. Yani devletin tüm imkanları diye seferber. Evet, devletin tüm imkanları diye altını çizeceğimiz bir e, vaka var, bir realite var. Ayrıca rakamlarla farklı kriterlerle elde edilmiş rakamlar var. Ve bunlara ilişkin rıza üretebilecek kadar hala sevilen bu ittifakın bir lideri var. Bütün bu şartlar bir araya geldiğinde revize eder misiniz cevabınızı? Evet. Çünkü yakınlarda bir de Sezen Aksu meselesi yaşandı. Kültür hani böyle kimlik üzerinden, kültür üzerinden safları sıklaştırabilme yetisini hala koruyor. O Sezen Aksu biraz iri bir kaya oldu, geri adım atılmak durumunda kalındı. Çünkü AK Partililerin bile çok sevdiği bir sanatçı olduğu için. Ama dediğimi anladınız sanırım. Yani e, kimlik hala iş görüyor, otoriter bir, e, devletin otoriter bir düzenlemesi var e, ve çok fazla imkanı var. İşin özünü söylediniz aslında, söyleyecek söz ve... E, ...fiili olarak bu e, alt üst olmuş dinamikleri tersine dön, dönüştürmekte yetersiz kalınca... sarılacağınız bir şey var. Türkiye'de Sayın Erdoğan... ...özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ittifakı... ...dini, milli, hamasi bir set oluşturmaya çalışıyor. E, ve kendisini mukayesel olarak daha kuvvetli hissettiği bir minder orası. oraya çekmek en temel stratejisi. Ama ifade ettiğim gibi bugün dünyanın özellikle 2000'li yılların başından itibaren önümüze sunduğu para dediğimiz böyle bir dönemde. Türkiye çok yapısal olarak dünya ile gelişen dünya ile içinde bulunduğumuz gelişen ekonomilerle arasını kapatabilecek, üreten sadece ürettiğiyle kalmadan dünyadan refah transfer edebilecek bir niteliksel dönüşümü sağlayabilirdi. Ama biz geldiğimiz noktada bildiğimiz tek oyun rant e, yaratmak üzerinden bir kalkınma projeksiyonumuz var hiçbir kalkınma projeksiyonu olmadan sadece bu dalganın üzerinde durarak bugünlere geldik. Elbette siyasi tercihlerimizi belirlerken kitlelerin, Türk toplumunun hepimizin o kültürel değerler, siyasi değerler, bütün bunlardan bağımsız değerlendirmeyiz. Çok rasyonelitesi zaman zaman şaşmıştır. Uzun yıllardır ifade ediyorum. Bu 20 yıllık dönem içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı politikalarla iki büyük sosyal kesim, sosyoekonomik kesim, çok şey kaybetti ama uzun süre siyasi desteğini bu iktidara sağladı. Bir, esnaflar, iki, köylü çiftçi. Bugün geldiğimiz noktada gayri saf milli aslanın aldıkları paylara bakalım. Köy kent dengesindeki nüfusa bakalım, köylerin boşalmasına bakalım. Bütün bunları çok net görebiliriz. Evet haklısınız. Sadece ekonomik veriler önümüzdeki süreçte bence çok belirleyici olacaktır. Bu geçmiş dönemdeki belirleyiciliğin üzerine... Daha yoğun bir şekilde temel bir fikir değiştirtecek, sahip olacaktır. Ama netice itibariyle biraz evvel ifade ettim. Türkiye'nin çok uzun yıllardır e, tartışa geldiği çok problemli başlıkları var. 2002 yılından itibaren özellikle Türkiye'nin iki kutuplu bir siyasetin cenderesine düşmüş olması, ortak değerlerinizi siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirerek bugünlere geldik. Bunun bir karşılığı var. Bu sadece bizim için de değil. Batı Avrupa için de artık. Marjinal sağ dediğimiz göçmen karşıtı, Müslüman karşıtı, Türk karşıtı, bir takım merkez sağ, merkez sol siyasi temsiliyetlerin ötesine kaymış. Orada da bu problemlerle uğraşılıyor. O açıdan bütün bu değişen alt üst oluş içerisinde temel değerler, o hamasi dil, dini milli bir takım retorik üzerinden üretilen bir meşruiyet sahası, bütün bu büyük problemlerin üstünü örtebileceği kanaatinde değilim. Ha yani dolayısıyla mesela esnaf ve köylü çiftçi dediniz ya özellikle Ak Parti'nin de destek aldığı en büyük sosyal e, kesim diye tarif edebileceğimiz kesim e, herhalde. Evet. E, bugün ama siz yani bugün onlar size ne diyorlar? Yani e, dini ve milli söylemin mesela onun üzerinden kurulan e, söylemin arkasından gidiyorlar mı? Etkileniyorlar mı bundan? Yoksa artık e, fikirleri, yaklaşımları değişti mi ve bunu değiştiren ekonomi mi oldu sadece mesela? Hoş Gördüğünüz Anadolu, nedir? Hoş bir Anadolu tabiri vardır. Açlık tungu deldirir diye. <laughs> yani sahada herkes kendisine göre bir değerlendirme yapıyor. Hani biz inanmadıklarımızı söylememe, hani siyaset tarif ederken bir doğruyu bin türlü yalanlayabilme sanatı, bir yanlışı bin türlü savunabilme sanatı diye de tarif edilir ama bir makul ölçümüz var. Sağda görüyoruz. Ben bir ay önce Manisa, İzmir, Muğla e, pek çok noktaya gittim. Yani 0.40 kuruştan Türkiye'de limon satıcısının sürdürülebilirliği kalmamış. Yani Fethiye'de domates üreticileri hale gittik. Artık maliyetleri karşılayacak eşiklerde değil. Tabi bu alt üst oluş özellikle temel girdilerde yani petrolden başlayarak ee, ...ve daha çok istihdam yoğun alanlardaki maliyetler, insan kaynağı, insan ücret, çalışan ücretleri... ...bütün bunlara baktığımızda sürdürülebilir bir hal kalmamış. Bunu görebiliyoruz. Ee, o açıdan e, rekabet zaten iktidarın bir manyetiği var. Bunca yıl uyguladığı politikalarla beraber çok çarpık bir sis, e, mekanizmayı sistematik hale getirdi. Ne kadar dini örgütlenmemiz varsa birkaç istisna devlet ortak edilmiş, kamuya ortak edilmiş, ranta ortak edilmiş, kadrolar ortak edilmiş. Bunun beraberinde özellikle tarımla ilgili 2004 yılından itibaren tercih edilen politikalarla kitleler halinde tarımdan kopuş yaşanmış. Metropollere göç etsin. Kurduğumuz ağ var, dini örgütlenmeler, belediyeler ve sosyal yardımlar. Adeta bir kadrolu seçmen haline getirelim. Gitsin sandıkta da suyun üzerinde nefes alır verir kadar bir sosyal yardımlarla sadakatini ispat etsin. Böyle bir mekanizma Türkiye'de fiilen e, sistematik hale getirildi. Ama bütün bunlara rağmen ifade ediyorum. Türkiye'nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. Biraz evvel ifade ettim demokrasinin de güzelliği orada. Enerjiniz bitmişse, söyleyecek sözünüz bitmişse, sadece kamunun kaynaklarıyla biraz evvel Nihal Hanım'ın mobesi üzerinden verdiği örnek çok kıymetli, çok kritik bir şey. Eee... Her yolun meşru mübah sayıldığı, adeta bir parti devletiyle bütçesi, kolluk gücü, istihbarat gücü, hakim teminatında gerçekleşmesi gereken seçimlerin, İstanbul seçimlerin iptaliyle beraber nasıl bir süreç yaşadığımız hepimiz biliniyor. Türk demokrasisinde çok kritik bir kırılma noktasıydı aslında. Çok tartışılmadı. 6 Mayıs 2019'unda YSK'nın verdiği karar, geçmişte hani ifade edilir CHP artı... Sivil, askeri bürokrasi, yargı, üniversiteler eşittir iktidar formülü. Şimdi AKP artı, yargı, sivil bürokrasi, askeri bürokrasi eşittir iktidar noktasına geldi. Şimdi e, Gültekin Bey sizi dinlerken e, Demokrat Parti Genel Başkanı değil de e, Sosyal Demokrat e, bir partinin genel başkanını Türkiye üzerinde tespitler yaparken dinler gibi oldum. E, şunun için söylüyorum. Dini cemaatler diyorsunuz, kurulan bir yapı var diyorsunuz. O yapı içerisinde belediye dini cemaatler, kısaca kadrolu bir seçmen oluşturuluyor ee, ve sizin partiniz Türkiye'de demokrasi tarihini aslında inşa eden parti. Yani Demokrat Parti bu memlekette e, birçok şeyi başlatan parti. Fakat Demokrat Parti aslında bu eleştirdiğiniz ağları ilk kuran parti olmakla suçlanıyor. Yani Bizim cumhuriyet tarihinde 70 yıla baktığımızda son 70 yıla 1950'den bu yana Demokrat Parti üzerinden Türkiye'de dini cemaatlerin daha çok halka dokunan örgütlü yapıların az önce şikayet ettiğiniz şeyin fotoğrafın ortaya konulduğu söyleniyor. Şimdi siz aslında başka bir Demokrat Partiden de bahsediyorsunuz öyle mi? Ya da Demokrat Parti nereye oturuyor bu söylediklerinizin içinde? durduğumuz yer çok net. Özgürlük alanlarını genişletmek başka bir şey. Bu örgütlenmeleri bugün ifade ettiğim çerçevede enstrümantalize ederek siyasi rekabet, siyasi kavga içerisinde adeta bir militan unsurmuş gibi kullanmak, onların da varlık sebeplerini inkar edercesine bir siyasetin bütün yanlışlarını, ee, çuvala sığmayacak noktada olan hani mızrak çuvala sığmaz deriz. Tevil götürmez bir takım ortadaki yanlışları tevil etmek için hı hı. bu süreç dini örgütlenmelere de nasıl zarar verdiğini hepimiz görüyoruz. Demokrat Parti ile beraber elbette 50 sonrası Türkiye'deki muhafazakar örgütlenmeler demokrasinin genişlemesiyle beraber daha farklı kendilerine olumlu bir iklim bulmuştu. Evet. Bundan da biz bir olumsuzluk geçmiş tarihimiz içerisinde görmüyoruz ama bugünkü hal bugünkü örgütlü yapılar dini örgütlenmeler ifade ettiğim gibi iktidarın yedeğini almasıyla beraber tamamen bu süreç içerisinde bir kendi asli vazifeleri çerçevesinde fonksiyon gören dini yapılar olmaktan çıkmış iktidarın iktidar mücadelesinde bir aparata dönüşmüş benim altını çizdiğim kısım orası. Ama burada özellikle halkı halkın da bir fotoğrafı var. Yani biz biz de böyleyiz. Hani biz de böyleyiz. Bizim gerçeğimiz de bu. Bizim hikayemiz de bu. Yani o bahsettiğiniz yapılar gerçekten siyaset kurumuna biraz fazla yükleniyoruz sanırım. Yani halk ne talep ediyorsa, insanlar ne talep ediyorsa siyasetçiler büyük oranda bunu gerçekleştiriyor. Yani eğer siyaset kurumu içerisinde yolsuzluk başlığı altında bir şeyi tartışıyorsak bunu büyük oranda halkın talepleriyle gerçekleşmiş bir kötü eylem olarak da değerlendirebiliriz. Yani siyasetçi oraya bu halk götürüyor. Ama siz bambaşka bir manzara çiziyorsunuz. Sanki başka bir halk var. E, o halk bambaşka, bir halk bambaşka bambaşka Hızlıca bir şey çiziyorsun. istiyor da siyasetçiler onun aksine bir şeyler yapıyor gibi. Siz de çok yanlış bir illiyet bağı kurdunuz ben. Öyle mi? Sanki siyasetçiler yolsuzluk yapan olsun, yapmayan şey insanlar halk talep ediyormuş gibi. Her toplumun içerisinde olumlu unsurlar, olumsuz unsurlar vardır. vardır ama olumsuz unsurlar marjinal düzeyde olur. İnsanlık var olduğu günden bugüne, biraz evvel Sayın Erdoğan dinledik, e, konuşurken de çok daha gerilere gittiğini de gördük. yani Habil'den Kabil'den, Kabil'den bu yana biraz mücadele, kavga, iyiler ve kötüler e, o çizgidedir. E, ama bugün e, milletimizin talebi ortada. Bugün Türkiye her zamankinden daha fazla verili halde bulduğumuz cumhuriyet, demokrasi, layıklık, temel hak ve hürriyetleri metropolleşmenin de etkisiyle artık daha fazlasıyla anlamlandırır halde. Hele hele yaşadığımız travmatik süreçler, 15 Temmuz darbe süreci, olağanüstü hal süreci, biz kaybetmeye yüz tuttuğunda bu değerlerin daha fazlasıyla kıymetini idrak ettiğimiz kanaati içerisindeyim. Demokrasi bir paket program, yani Adalet ve Kalkınma Partisi alakart menü olarak bakıyor, seçmeli olarak bakıyor. Oysa Aristot bir değerler... Aristoteles sizin gibi düşünmüyor. Mu? Değerler Başka bütünü. Başka bir şey söylüyor. Peki tamamlasın Sayın Başkan. Değerler bütünü. Evet. Yani bunun sandık referansını alırım da şeffaflık, denetlenebilirlik, diğer değerler manzumesini almam gibi bir Doğru. şey söyleyemezsiniz. Türkiye'nin aldığı mesafeler var. Bütün eksikli halimize rağmen özellikle bulunduğumuz coğrafya içerisinde olumlu pozitif bir şekilde ayrışmış bir Türkiye var. Kendi mukadderatını büyük ölçüde kendisi belirlemiş bir Türkiye var. Irak ve Suriye aynasında Türkiye bugün iki tane çökmüş ülkeye komşu ve bunun maliyetini görüyoruz, yaşıyoruz. Milyonlarca mülteciyle yarışıyoruz. Orta ve uzun vadede milli güvenliğimize karşı meydan okumalarla yaşıyoruz ama benim ifade etmeye çalıştığım oraların aynasında baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkmak isteyenlere dahi sunduğu hukukun, güvenliğin, fırsat eşitliğin kıymetini herkes bilmek mecburiyetinde. Evet. O açıdan demokratik süreçler, aldığımız mesafeler, ağır aksak dönemler, darbeler, ara dönemler bugün geldiğimiz yer ben bütün olumsuzlara rağmen çok kıymetli değerlendiriyorum. O açıdan yanlış yapanların müstakil sorumluluğudur. Kitleler sevk ediyor dersek orada bir yanlış anlamaya sebep veriyor. Biraz biraz şey olmamız gerekiyor tamam. ama kitlelerin kitlelerin talebiyle siyasetçiler ortaya bir eylem Aslında koyuyorlar. Aslında çok yani. kritik bir şey söylüyorsun. Evet. Türkiye bu popülizm sarmalı içerisinde düştüğü andan itibaren anneci fazılın bir şiiri vardır. Durun kalabalıklar, durun bu cadde çıkmaz sokak diye bazen kitleler galeyana gelir bir istikamete gebilebilir. Ama sorumluluk duygusuyla siyaset yapan, siyasetçiler, devlet adamları, entelektüeller, aydınları o galeyana gelmiş kitlelerin karşısına geçip durun kalabalıklar durun, bu cadde çıkmaz sokak demeli. Ama bugün bizim siyasetimizde ifade ettiğiniz gibi bir takım popülist başlıklar var. İşte Sayın Erdoğan dün bir televizyon programında adeta bir tevil programına dönüştü. Bir yanda Sezen Aksu ile ilgili söyledikleri, diğer tarafta başka hususlarla ilgili söyledikleri. O galeyanı önüne geçeceğinize siz katmerlendirerek onun üzerinden bir siyasal rant devşireyim diye çabalarsanız belirli zaman sizin lehinize işler ama o iklim, o enfekte edilmiş iklim bir gün sizin aleyhinize de dönebilir. Peki hadi o başka hususlara geçelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ...üzerinden yaşanan tartışmaya, polemiğe. Şimdi kar yağışının çok yoğun olduğu saatlerde... ...işte binlerce kişinin tem otoyolunda mahsur kaldığı saatlerde... ...İngiliz Büyükelçi bir balıkçı da yemekte buluşması... E, ...ve bunun üzerine e, kopan fırtına. Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına baktığımda ben... E, ...şaşkınlıkla karşılıyorum. Bir belediye başkanının bir iki saat bir yere gitmesi kadar... doğal bir şey olamaz gibi ifadeler görüyorum... MOBES'e işini biraz sonra ayrıca e, konuşuruz. E, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlar basiretsizlik dedi. Hatta şöyle bir ifadesi var. Belediye başkanlığını yaptığım dönemde böyle kar tipi boran olacak, Tayyip Erdoğan gidecek evinde yatacak yok böyle bir şey. İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Şimdi gelen tepkileri e, İmamoğlu'nun açıklamalarına baktığınızda öncelikle şunu merak ettim. Sizce Ekrem İmamoğlu... Bu meselede mesela o gün balıkçıya gitmesinde İngiliz Büyükelçi ile buluşmasında yanlış yaptı mı hatalı mıydı? Yani herkesin bir yoğurt iş tarzı var. Yani sorumlu siyasetçiler olarak ben öyle bir tercihte bulunmam şahsen. Hı hı. Çok kritik İstanbul'un belki son yıllarda yaşamadığı bir olağanüstü dönem var. Ee, sokaklarda ben de ya kar yağışının o yoğun günlerinde İstanbul'daydım. Araçlarını yol kenarlarında bırakıp evlerine gitmek zorunda kalan yüz binler var. Her şey alt üst olmuş böyle bir kritik dönemde bir kriz e, yönetmeniz gerekir e, bu tür bir manipülatif alana elbette çok önemli bir temsiliyettir konsolosluklarla yabancı misyon temsilcileriyle e, yani görüşmelerde yapar geçmişte Sayın Erdoğan işte belediye başkanıken yaptığı görüşmeleri de biliyoruz ama e, böyle kritik bir günde bunlar. Zamanlama meselesi yani. Ertelenebilir. Bu bir tercih meselesi. Kendisi ertelememiş. Kendisi adına bir eksiye, zafiyete dönüştüğü kanaatindeyim. Peki mesela genel olarak mesela o krizin yönetilmesine de tepki var. İstanbul şey, sınıfta kaldı İBB yönetimi. ...çok başarısızdı, basiretsizlik, sorumluluk alanındaki hiçbir şeyi yapamadığı gibi bir eleştiri. Şimdi o açıdan biraz, baktığınızda... Biraz parantezimizi genişletelim. Ee, i̇ktidar muhalefet rekabeti içerisinden bakalım. Yani İstanbul seçimlerinin yenilemesiyle ilgili birkaç cümle biraz evvel ettik. Ee, AKP'nin, Sayın Erdoğan'ın aklının İstanbul'da kaldığı ortada projektörlerinde Sayın İmamoğlu'nun e, Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin üzerinde olduğu da ortada. Tabii birkaç vesileyle işte sel, e, deprem vesilesiyle Sayın İmamoğlu'nun bu yeni nesil siyasettir diyerek yaptığı kendine göre bir takım açıklamalar var. İşte Elazığ depremi sonrası Erzurum'a gitmesi, hı hı, kayak tatili. E, işte sel felaketi yaşandığında Bodrum'da olması. Ama çok olağanüstü dönemleri yaşıyor ülkemiz. Yani bütün bu konuştuğumuz ekonomik meseleler ama bizim nesillerimizin, 3-4 neslimizin hafızasında yer almamış bir pandemi, salgın dönemini yaşıyoruz. E, şunları gördük. Yani Büyükşehir Belediyeleri e, bir takım yardımlaşma kampanyaları düzenledi. Merkezi idare Ankara bunlara bile ket vurdu. E, yardımı yaparsam ancak ben yaparım mantığı içerisinde. Gönlümüz arzu eder ki demokratik bir sorumluluk paylaşımı çerçevesinde... ...merkezi idare ile yerel yönetimler, diğer sivil, iktisadi unsurlar... ...bu tür kriz anlarında bir ortak paydada temel toplumumuzun yaşayacağı olumsuzlukları minimize edebilmek... ...askariye düşürebilmek adına ortak bir takım yürütmeyi yapabilsinler. Ama burada... Ortak faydada Merkezi Hükümet'in, Bayındırlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir kriz anında bir rekabetimiz var. Sayın Erdoğan da bunu fırsata çevirerek bir takım değerlendirmeler yapıyor. Ama burada kaybeden, hani filler tepişir olan e, vatandaşı Çimen, şey. olur, Tabii. çimenler ezilir. Bu rekabetin içerisinde yüz binlerce insanımız mağdur oluyor. Benim üzüntüm orası. Peki bu MOBESE kameralarıyla ilgili... MOBESE'yi andım ama yani bana yani hala var çok mı? ilgi çekici geliyor. Hı. Hani isterseniz biraz daha detay verebilirsiniz. Çünkü mahkeme kararıyla ancak MOBESE görüntüleri Hı. alınabilir. Normalde bir davayı takip ederken ya da işte e, mesela gazetecilerin başına gelir hani KVKK denir. Yani işte kişisel verileri, koruma kanunu, sen işte bir fail ya da zanlı e, ya da müddeyim ya da müddeyi aleyh neyse onların evet. isimlerini verdin. E, bu kötü oldu denir ve şey yaparsınız ya özür dilersiniz ya dava olur yani mahkeme yargılandığınız bile olabilir. Şimdi durum buyken o görüntüler Ekrem İmamoğlu'nu e, küçük düşürmek için şey yapıldı serseldi. edildi. Bu arada ben kötü bir sınav verdiğini düşünüyorum İmamoğlu'nun onu da söyleyeyim. Ya yani bence hiç iyi bir sınav verdi. Çok kategorik fark var ikisi arasında. Birisi kusursa diğerisi kural hatasıdır. Evet ifade ettiğiniz Tabii siz hukuk nosyonuyla, nosyonunuzla ifade ediyorsunuz. Çok kritik bir şey. E, kişisel bilgilerin korunmasından başlayarak. Ama Türkiye'nin artık kanıksadığımız bir iklimi var. Biraz evvel ifade ettik. E, ben daha iddialı e, tanımlamalar da yapıyorum. Yani Türkiye e, önümüzdeki süreç adeta bir bağış rejiminin Türkiye'de... Onu hatırlatacaktım kurulma, ben de sorularım arasında vardı. ...kurulma eşiğine geldiği bir makbul vatandaş tanımı bu da işte Cumhur İttifakı içerisinde olan insanlar diğer insanların da lütfedildiği kadar Ya yani Buraya nereden varıyorsunuz? Hani Bağız rejimi noktasına kadar Türkiye'de gerçekten bu Haberat anlamında söylüyor Yani sizi galiba. sahiden bu kadar endişelendirecek gelişmeler oluyor mu? olmaz olur mu? Faruk Bey Türkiye'de herkes eşit birileri daha fazla eşittir. Yani e, kamunun ihalelerinden bakalım işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı önemli bir e, sosyal medyadan paylaşacağım diye evet dün akşam artık, 22'de duyurdu e, bunları kanıksadık artık Türkiye'de Türkiye'de haklarınızı kullanabilmenizin yolu o siyasal aidiyet sahasına ait olup olmamanızla alakalı noktaya gelmiş bugün üniversitelerimizin her birinden ben aynı zamanda Afyon milletvekiliyim bugün gazetelerde var üzüntümü de bu vesileyle ifade edeyim üniversitede bir kişiye endeksli tarif edilmiş işte alımlar yani bütün bu ahbap çavuş kronik kapitalizmine, ahbap çavuş ilişkileriyle beraber üniversitelerimizden başlayarak nokta atışı kadrolaşmalar, bütün bunları yaşıyoruz. Meksika sınırı gibi bir sınır var. Sınırın iktidar kanadıysanız adeta biraz da egzecere ederek ifade ediyorum. Günah bile yok diyorum. Çünkü size her şey hak. Onun dışında insanların engelli koştuğu Türkiye'de bir iklim var. Bunun daha da Sistematik hale geleceği bir iklimin endişesini taşıdığım için bu ifadeleri kullanıyorum. İşte bu uygulamadan yani e, muhalif düşünceye sahip gazetecilerden siyasetçilere varıncaya kadar e, pek çok hadise oldu. Onlara yapılan uygulamaya bakalım. Belki bir sonra 19 konuşuruz. İşte Sedef Kabaşa e, e, Sayın Kabaşa yapılan uygulamaya bakalım. Çok ayrı bir hukuk uygulanıyor. Bu çok net. Bunu hukuk sahasında da görebilirsiniz. Bunu iktisadi sahada da görebilirsiniz. Türkiye'de hiç kimse iddia edemez ki bu ülkede fırsat eşitliği vardır. Bugün ülkenin gençleri e, metropolin metropolün araştırmasıydı. %53'ü neredeyse AKP seçmeninin %22-23'ü bile fırsat olsa yurt dışında yaşamak istediğini ifade ediyor. Yakınlardaki doktor arkadaşla beraberdim fakültelerinden mezun olan insanların üçte ikisi İngilizce ve Almanca çalışıyor. Yurt dışına gidebilir miyim diye. Türkiye'nin çok temel bir problemi haline gelmiş durumda. Yetişmiş insan gücü ve belirli ölçeğin üzerindeki sermayesi kendi doğduğu topraklarda bir hayal kurmuyor. Bir ülke için bundan daha büyük bir felaket olmaz. Bu açıdan bakınca e, MOBES'e kayıtlarının ancak mahkeme kararlarıyla e, hukuki süreçlerde o yetkiyle mahkemelerin vermesi gerekeni siz bir siyasal rekabetinizde hiçbir behis duymadan bunu kullanmak bir alışkanlık haline gelmiş. Ee, o açıdan ifade ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yani Türkiye'de genç bir siyasetçisiniz. Muhtemelen önünüz çok açık. Türkiye'de çok önemli görevler ifade edeceksiniz. Belki bu ülkeyi yöneteceksiniz ama Türkiye'nin yakın tarihini de sanırım önce bir doğru değerlendirip içinde bulunduğumuz şartları da kısaca bir kıyaslayıp öyle geçmek, en azından sağlamasını yapmak. Sanırım en mantıklı yol. Yani Türkiye'de bugün insanlar yurt dışına gitmek istemiyor. Türkiye'de 1960 yılında 60'tan sonra insanlar akın akın Avrupa'ya gittiler. Çalışmaya gittiler. E, Fransa'ya gittiler. İngiltere'ye gittiler. İnsanlar zaten gittiler. Şimdi bugün söylediğinizi çok iyi anlıyorum ve haklısınız. E, Türkiye'de okumuş halk tabiriyle söyleyeyim. Birisinin yani şur sahiki çok farklı yani. Soruyu şuraya getireceğim. Bunu bir soruyla bağlayacağım. Yani dönemsel olarak e, büyük farklılıklar var. Bugün Türkiye'de doktorlar yurt dışına gitmek e, istiyorsa bu ciddi bir meseledir ve incelenmelidir. Fakat ben burayı şu soruyla toparlayacağım. Ak Parti o kadar uzun süre iktidarda kaldı ki. Yani benim e, iddiam şu: 20 yıl. O 20 yılda aklınıza gelebilecek her modeli denedi. Yani buradan baktı, buradan baktı, buradan baktı eğitim politikalarında, sağlıkta, e, güvenlikte her yerde 20 yılda birçok şey denendi. Şimdi siz de muhalif e, hattasınız. Muhalefete bakıyorum. Seçim yaklaşıyor. Muhalefetin içindeki partilerin, sayın genel başkanlarının her biri AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı dönemindeki bir başarılı olduğu döneme işaret ediyor ve aslında o dönemin tekrarını vaat ediyor. Yeni bir şey duymuyorum. Ekonomiye dair soracaktım. Atladı. Şimdi sorayım. Cevabını istiyorum sizden lütfen. Yani Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu en büyük sorun ekonomi. Enflasyon, etraf yanıyor. Gerçekten berbat bir durumdayız ve henüz daha bir teklif duymadım. Sayın Babacan eski Maliye Bakanı kendi dönemine dair atıflar yapıyor. Sayın Davutoğlu burada konuğumuz oldu. Kendi dönemine dair olumlu şeyler söylüyor. Herkes AK Parti'nin bir döneminden bir şeyi çekiyor ve topluma vaat ediyor. Herkes değil de ülkenin yani uysal neyi vaat ediyor? Siz ne vaat ediyorsunuz? Ee, ben adeta AK Parti'nin ilk dönemi sanki Asr-ı Saadet dönemiymiş ama öyle öyle konuşuluyor. Yani her şey düzgün gitmiş, hatadan, günahtan münezzeh bir dönemmiş falan öyle değil. Bugün yaşadığımız ekonomik problemlerin kökeni orada Faruk Bey. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği andan itibaren uluslararası sistemden şöyle bir rol aldığı kanaatindeyim. Türkiye'yi hiçbir kalkınma projeksiyonu önceliği olmadan, küresel kapital finans sistemine bir üretici unsur olarak, tarım başta olmak üzere adeta 80 yıllık tüm birikimini tasfiye edercesine, bir program uyguladığı kanaatindeyim. Bugün enflasyonu konuşuyoruz. En büyük sebebi gıda enflasyonu değil mi? Evet. Bir zincir koptu Türkiye'de. Türkiye'de sadece köylüyü, çiftçiyi, e, o insanları doğrudan sübvanse etmek <laughs> onları desteklemeyiz. Metropolde yaşayan insanlarımız daha ucuza gıda tüketsin diyerek de onları destekleriz. Türkiye'de bir ekosistem, kamu iştirakleriyle, birliklerle, düzenleyici kurumlarıyla, Şimdi et ve balık kurumunu tasfiye ettik. Bir retorik var. Uzun yıllardır Türkiye'nin muhatap olduğu. Ben o açıdan Sayın Babacan'ın olumlu referans verdiği, Sayın Davutoğlu'nun olumlu referans verdiği o dönemle ilgili de şerhlerimizi, itirazlarımızı bugün de ifade ediyoruz. Aşağı yukarı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının başladığı andan itibaren de siyasetin içerisinde birincil vazifelerim oldu il başkanlığımızdan başlayarak farklı farklı noktalarda o günlerde aynı şeyleri itiraz ettik. Bugün gelişi, Perşembe'nin <laughs> gelişi çarşambadan değil pazartesiden belli. O açıdan herkesin bir perspektifi var, seciyesi var, geçmiş referansları var. İfade ettiğiniz gibi muhalefet ister istemez. Türkiye'de o da bir çarpıklık yani İktidar muhalefet eleştirecek, muhalefet mi iktidarı eleştirecek? Bizim iktidarımız muhalefetten daha fazla, muhalefetin iktidarı eleştirmesinden daha fazla. İktidar muhalefeti eleştiriyor. Ekonomi ile ilgili çok temel perspektifleriniz, bakış açılarınız, ekonomi dediğimiz sadece bir enflasyon verisinden, işsizlik verisinden, faiz, döviz kuru <laughs> üzerinden değil. Pek çok eğitim başlığı var. Bugün Türkiye'de çok temel bir problem. İstihdam piyasasında arz talep buluşmuyor biz üniversite sayımızı artırdık. Üniversiteye erişimi artırdık ama bugün dünyasında artık rekabet sadece hani tarih milletlerin yarışı deriz. Bu rekabette millet olarak, devlet olarak değil. Üniversiteleriniz var, bireyler var, şirketleriniz var. Biz başarılı eğitim kurumlarımızla uğraşır hale geldik. Geçmiş yıllarda Sayın Gökçek Ankara'da ODTÜ ile uğraşırdı. Çünkü o Başta da Sayın Karaca'nın ifade ettiği o hamasi alanda bir Türk siyasetinin çok uzun süre içinde düştüğü bir açmaz var. Karşıt olmak yetiyor. Biraz evvel sizin de sorduğunuz. tam karşısınız ama teziniz ne? Yani karşıt olmak yetiyor. Çok uzun süredir iki aks da Türkiye bir tarafta AKP, AKP CHP aksı diğer tarafta işte MHP HDP PKK aksı diye bu gerilim sahasında. O yüzden mahalleler hapsi oldu. O yüzden kimlik sahalarına hapsi oldu. Türkiye'nin gerçek gündemi, reel gündemi maalesef bunların üzerinden bir rekabet değil. Bu ortak payda ve değerler, kültürel kodlar bunların üzerinde bir rekabet var. Ekonomiyle ilgili ifade ettiğim gibi bu iktidarın uyguladığı bugün 7 tane gübre fabrikasını 272 milyon dolara özelleştirmişsiniz. Niçin gübre fiyatlarında %400-500 fahiş artışlar var diyorsunuz? Piyasaya müdahale enstrümanlarınız yok. Bu iktidar bugün bir takım ekonomik alanda piyasaya müdahaleleri varsa elinde kalmış 3 tane kamu bankasıydı. Neredeyse Halkbank'ı son dakika değil mi? Özelleştiriliyordu, o sürece girmişti bankalar. Bu enstrümanlarınızı kaybettiğinizde dünya değişiyor. 2008 krizinde aslında dünyada çok ciddi sarsıntılar yaşandı. Yani Manchester modeli dediğimiz, işte bugünkü İngiltere tarihinin en büyük devletleştirmelerini yaptı. O açıdan devletin fonksiyon sahası yeniden tanımlanıyor. Burada asıl olan Türkiye'nin e, özellikle yeni yeni güç merkezlerinin yükselme iklimini bulduğu böyle bir dönemde ekonomiden hukukuna, demokrasinin eğitim sahasına... Devletçilik mi yükseliyor diyorsunuz yeni dönemde? Devletçilik demedim. Devletin Anladım fonksiyon ben. sahası niteliği dönüşüyor. Piyasaya müdahaleye girip ama Türkiye'nin de bir... Hayır, İngiltere'de kamulaştırma dediniz ya... Evet kriz yani biz bir ezberimiz bir retoriğimiz var işte küçük devlet etkin devlet netice itibariyle zaman zaman böyle bir büyük dönem, büyük kriz anlarında buhran anlarında Birleşik Devletlerin işte önümüz Mart itibariyle sert bir faiz yükseltme politikasıyla beraber sahalara döneceğini görüyoruz. O açıdan devletlerin sahada iktisadi parametreleri toplumsal kırılmalar yaşanmaması için müdahale ettiği önümüzde bir dönem var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bütün bu perspektifini, sahip olduğu imkan ve kapasiteyi, sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak siyasetin vazifesidir. Bu sadece ekonomik politikalarıyla değil. Bugün işte dış politikayı konuşmak gerekir, Suriye meselesi. Sadece en uzun siyasi sınırına sahip olduğun Suriye değil. Bütün Ortadoğu'yu aynı zamanda atlama taşımız. Kadime, kadim dönemlerden bu yana Şam, Halep, Ortadoğu'da ticaretin önemli bir merkezi. E, Türkiye bütün bu. Dış politik tercihleriyle beraber e, sınır vilayetlerimizin ekonomilerinden, Topyekün Türkiye ekonomisine büyük etkiler, olumsuz etkileri oldu. Bütün bunlardan bağımsız bir ekonomi değerlendirmesi yapamayız. Ee, az önce Faruk Bey'in sorusunu cevaplarken dediniz ki e, elbette sütten çıkmış kaşık gibi bakmıyoruz Ak Parti'nin o altın yılları olarak anılan yıllara dair de eleştirilerimiz var dediniz. Ama hani şöyle bir şey yaşandı işte 2007'deydi sanırım işte DYP ile DP'nin birleşmesi engellendi. Başka partilerde böyle öne çıkmış profiller ee, işte Numan Kurtulmuş AK Parti'ye evet. geçti alındı Süleyman Soylu alındı DP'den daha önce isim yapmış Mehmet Ağar şu an sizin Türkiye'yi felakete götürüyor diye tarif ettiğiniz bu Türkiye tablosundaki rejimin önemli unsurlarından biri. Böyle bir tablo var. <laughs> DP o zaman da vardı. Demokrat Parti. Yani Türkiye'nin mainstream, merkez sağı bütün bunlar olurken, AK Parti bütün bunları yaparken oradaydı. O zaman Türkiye'nin merkez sağı niye yenildi diye bir soru insanın aklına geliyor. Ya da neyi kaçı, ne hangi mevzuya müdahale etmekte gecikildi ya da e, doğru bir direniş mi ortaya konulamadı? Doğru bir muhalefet mi ortaya konulamadı? Bir birlik mi oluşturulamadı? Yani sanki böyle Türk sağının içinde de böyle birbirini yeme halinde var galiba. Yani seçmen Türk yani, sağını niye sandığa altında bırakmış? İşte bırak. hani çeşitli alter olası alternatifleri de şöyle bir değinmek istiyorum da hani çünkü Sayın Özal'la Demir'in birbirini erite erite merkez sağı bitirdiği bile iddia edilebilir yani vaktiyle. Hani nedir bu buradaki problem? Bir anladım çok kritik aslında bugünü de anlamak için yaşadığımız 40 yıllık süreç Yapısal sebepleri var, konjektürel sebepleri var. Yapısal sebepleri, ben 24 Ocak kararlarından bahsediyorum. Adeta denize bizim geleneğimiz bir taş attı, onun oturtturduğu dalga geldi kendisini vurdu. 24 Ocak kararları 12 Eylül. 12 Eylül Türkiye'deki hem merkez sağ hem merkez sol, 12 Eylül'ün verdiği zararı, tabii Türk siyaseti Türkiye'ye telafi edebilmiş değil. Terhis eder gibi, asker terhis eder gibi kadroları tasfiye ettiniz siyasetçiyi kalıba dökebilme şansınız yok. Bunun üzerine çok derinden işleyen dinamikler var. Köyken dengesi değişti Türkiye'de. Demografi değişti Türkiye'de. E, i̇letişime erişim değişti Türkiye'de. Ulaşıma erişim değişti Türkiye'de. Şimdi bütün bu e, alttan kaynayan dinamiklerle beraber üstüne lider lider kadrolarımızın da e, yanlışları, yanlış tercihleri bu yaşanan <laughs> süreci bir katalizör vazifesi görerek maalesef bu noktaya gelmemize vesile oldu. Tabi burada operasyonel müdahaleler, %10 barajının gördüğü fonksiyon, hani biyolojide vardır simbiyotik yaşam deriz. bazen kimi rekabetler birbirini besler, bazen kimi rekabetler birbirini tüketir. 80 sonrası merkez sağ geleneğin bölünmüş olması, bir tarafta rahmetle yad edelim Cumhurbaşkanlarımız Demirel ve Özal'ın, e, neticede bir iktidar mücadelesi bir tarafta Anavatan Partisi bir tarafta Doğru Yol Partisi çok yıkıcı bir rekabete dönüştü. Tabu bu Türkiye'nin sosyolojinin değişmesi, köy kent değişmesi, değişmesi din ve milliyetçilik gibi kuşatıcılığı kapsayıcılığı çok geniş fikri referans sahalarının böyle bir dönemde e, çok önemli fonksiyon gördüğünü siyasette gördük. Yani Türk siyaseti Türk sağı, Türk merkez sağı, Türk merkez solu 89 yılında İstanbul Sultanbeyli'de Ali Nabi Koçak Refah Partisi'nden kazanmıştı. E, niçin kazandı diye sormadık. Bir dalga geliyor. Ve bugün o dalga aslında evet, Sayın Erdoğan'ın... edilmeyen Erdoğan, problemler vardı siyasette çünkü. Sayın Erdoğan'la ilgili değerlendirme yapılırken bütün bu arka plandaki dinamikleri çok değerlendirmeyiz. Sayın Erdoğan'ın arkasına aldığı bir sosyolojik dinamizm var. Yani İbn-i tabirle bir bedevi dinamizmi diyebileceğimiz. O dinamizm artık örseleniyor. Bu seçim, bu yerel seçim sonrası 2019 yılında Sayın Erdoğan'ın söylediği birçok bir söz çok tartışılmadı. Bence çok referans bir değerlendirmeydi. Sultan insanların karnını doyuruyoruz ama artık oy vermiyor dedi. Yani oy vermiyor dedi de yüzde 85'ten 65'e düşmüş. Ona rağmen. Tabi orası kapalı gişe oynadığı bir sahaydı. Artık Türkiye'ye kendi içinde de metropolde bir değişim var ve bunun bir siyasi temsiliyete büründüğünü görüyoruz. Böyle bir dönem içerisinde elbette biz işte 2007'yi ifade ettiğiniz hakikaten Anavatan ve Doğrul Partisi birleşmesi konuşulmaya başladığı andan itibaren demokratik düzen içerisinde bugünden geriye doğru baktığımızda işte Müslüman Cumhurbaşkanı tırnak içinde ifade ediyorum 2007 seçimlerinin mottosuydu. İşte 2010 referandumu. İşte 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz'a kadar geçen o travmatik dönemlere baktığımızda... ...Türkiye'nin muhatap olduğu süreçlere baktığımızda... Ama çok yanlış alınmış tavırlar da var işte orada. 367 krizi gibi. Mesela onunla ilgili bir sorgulama yaptınız mı siz Demokrat Parti'nin yeni genel başkanı olarak? Elbette yani ben de o süreçlerin içerisinde partide yöneticiydim yani. E, o süreçlerin içerisindeyiz. İç içe geçmiş e, bir tarafta işte hukukun dışına taşırılmış olması siyasetin e, maalesef mecrasından çıkardığı Türkiye'nin gerçek gündemi. O gün demokratik nizam içerisinde bir dengelenme yapabilme imkanımız varken FETÖ dediğimiz o örgütlü yapının hedefi e, üçüncü bir siyasal partinin Büyük Millet Meclisi'nde zemin temsiline zaten imkan vermiyordu. Çünkü 367'ye kilitlenmiş anayasal değişikliği, tasavvuru, yeni bir mühendisliği Anayasa Mahkemesi'nde, HSK'ya, meclis yapmak hedefiydi. Şimdi yani 2023 seçim sürecinde işte iktidarın Ağır basan biz belli bir söylemi var. İşte beka meselesi üzerinden e, özellikle biz bunu yerel seçim öncesinde gördük. E, muhalefetin yine üzerinde durduğu birkaç başlıklar ama biz 2023'e giderken evet belli ki tamam ekonomi en önemli mesele olacak. Bu Dolayısıyla buradaki yaklaşımlar seçmen açısından önemli. E, fakat bir de mesela işte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki açıklaması. E, AK Parti'ye getirilen en önemli eleştiriler o hep yani ilk başa dönüldüğünde... 3Y meselesi var ya, yolsuzluk, yasaklar, yoksullukla mücadeleyle geldi ama bunları unuttu, fabrika ayarlarını artık terk etti diye temel bir eleştiri var. Şimdi 2023 seçim sürecine doğru bu özellikle yolsuzluk iddiaları çok mu ön plana çıkacak, öyle mi görünüyor? Sanki böyle biraz bunun kokusu var gibi geliyor bir yanıyla da bana ama... İşte dün bunu aktarırken hani daha önce bürokratlara yönelik çağrısına atıf yaptı CHP lideri orası da ilginçti ve belge yağıyor ifadesini kullandı. Dün 2018'deki bir ihaleden örnek verdi. Fakat mesela az önce işte Ulaştırma Bakanı da başka bir kanalda şu anda bu tür iddialara yönelik de çok net bir yalanlama da geliyor. Şöyle demiş, demiş ki Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp teferruatlarını araştırsalardı. <laughs> Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Yalan konuşuluyor. Ee, ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzülüyorum. Cumhurbaşkanımız sadece yatırım programını Onaylar e, ifadesini e, kullanıyor. Şimdi bu tür iddialara yönelik hep zaten karşıdan e, bir yalanlama evet. açıklaması geliyor. E, bu yani bu tür iddialar gündeme getirilirken bu belgeler gösterilirken, e, bilemiyorum izlenen stratejiyi doğru buluyor musunuz? Buradan e, ilerlemenin muhalefet açısından e, yararlı olduğunu düşünüyor musunuz? E, ya da işte bürokratları işin içine dahil etmek bu şekilde artısı eksisinin ne olacağı konusunda e, yorumunuz ne merak ediyorum. Ne dersiniz? Mesela dünkü iddia ile ilgili ne düşündünüz? Size de geliyor mu belge mesela? Yani çok özelde zaman zaman işte yapılan ihaleler, usulsüzlükler bunlarla ilgili zaman zaman yerelde genelde paylaşılan şeyler var. Ama şöyle ifade etmek isterim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi başta da söylediğiniz o 3Y ile iddialarıyla sınandı ve kaybettiği kanaatindeyim. Yolsuzluklar bu ülkede artık münferit bir uygulama değil. Yani ihale ile ilgili bugün Türkiye'de ihale kanunu konuşuyor muyuz? Kaç kez değiştiğini merak ediyor muyuz? Zaman zaman geçmişte. Yüzün üstünde. Ee, ben en son 192. Hı. kez değiştirildiğini hatırlıyorum. Artık o kadar kanıksadık. Eee çok net bir e, ifadede bulunmak isterim. Yani yolsuzlukların sistematik hale geldiği bir süreci yaşıyoruz. Türkiye geçmişte iddia etmiştim. Yani bugün hatır sayılır bütçelerimiz var. Üçte ikisiyle bile bu ülke yönetilir. Yeter ki ehil de olsun. Türkiye denetim yapamaması dolayısıyla ne adli denetim yapabiliyor, ne idari denetim yapabiliyor, ne siyasi ne de medya denetimi yapabiliyoruz kaynaklılarımızın etkinliği öncelik sıralamasına baktığımızda bu kaynakları bunca zaman etkin kullanmadığımız kanaatindeyim. Bir şey yaparsınız ama neyin pahasına yaptığınız önemlidir. Türkiye'de yapılan olumlu işlerden biz bunlar yapılmadı demek gibi bir iddia içerisinde falan değiliz. Bugün geldiğimiz noktada yakınlarda iki ay evvel Milli Güvenlik Kurulu bu yeni ekonomi programı işte Çin modeli diye ifade edilen adeta bir tehdit değerlendirmesi yaptı. Dış güçler meselesi üzerinden, yani, ekonomiye. Bu yani. ekonomi politikalarıyla ilgili önümüzdeki süreçte oluşabilecek tehditleri değerlendirdiğini Milli Güvenlik Kurulu ifade etti. Açık yürekli ifade ediyorum. Geçmişte de söyledim. Yani Türkiye'de bugün yolsuzluklar o kadar sistematik hale gelmiş. Türk milletinin milli güvenliğini ilgilendirir eşiğe gelmiş. O açıdan Milli Güvenlik Kurulu tehdit algılaması olarak değerlendirecekse yolsuzlukları Türk milletinin güvenliğini tehdit eden unsur olarak tanımalı diye de bir beyanda bulundu. Bugün de aynı kanaatteyim. Bugün yerelden genele maalesef özellikle bu sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı içerisinde kodlanmış, yerli ve milli diye pazarlanmış bu yönetim modeli sistematik hata veriyor ve burada maalesef Ankara'da sistemin yürümediğini görüyoruz devlet kademelerinde işlerin nasıl yürüdüğünü, eğer siz enfekte edilmeyi müsait bir iklim oluşturursanız orası enfekte olur. İdari süreçlerde, akçeli işlerle ilgili süreçlerde çok net bir kamusal algı var. Hepimizin ortak algısı var. Sayın Bakan ister istemez kendisine göre bir savunu yapmış ama ben Türk milletinin de, şahsen bizim de değerlendirmemiz Türkiye'de ...yolsuzluklar, bu yapılan usulsüzlükler... ...önümüz dönemi siyasetin en önemli tartışmalı başlığı olacaktır. Sayın Başkan, şöyle bir şey var mı? Yani ben e, burada neden e, kendi kendime de kızıyorum aslında. Niye oraya saplanıp kalıyorum ama... ...yani başka bir ülkede yaşamış gibiyim. Herhalde bunların hiçbirini e, görmedim ben. Yani 1990'lar, 2000'ler, e, biraz daha öncesi... ...yani inanılmaz şeyler yaşadık biz bu ülkede. Şimdi bir sistem... ...değişikliği söz konusu evet. ve muhalefet... ...ana mottosunu, seçimdeki... ...ana mottosunu sistem değişikliği olarak... Evet. ...anlatıyor ve diyor ki... ...ben güçlendirilmiş parlamenter sisteme... E, ...geçeceğim. E, bütün Millet ittifakının bileşenleri ...bu noktada birleşiyorlar. Bir tartışma yok. Tamam, anlıyorum. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminde... ...gerçekten ciddi sıkıntılar var. Yani bu sorunları... ...bunlar sorun değil diyen... ...herhalde bir kişi yoktur bu ülkede. Bunlar sorundur. Tespit ediliyor. Fakat... Şimdi parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem, Türkiye tarihinde yaşadığımız bütün meseleleri bu sistemle yaşadık biz. Yani siz siyasetçisiniz ve ısrarla e, halka bir şey söylemem diyorsunuz, ben anlıyorum. Yani halkın taleplerine, halkın reflekslerine, davranışlarına ama... O parlamenter sistem içerisinde darbeler yaşadık. O parlamenter sistem içerisinde tarifi imkansız yolsuzluklar yaşadık. 28 Şubatlar yaşadık. 20-22 bankanın iflasını yaşadık. Türkiye'nin acayip şeylerini yaşadık. Şimdi bu vaatle siz de sanırım orada birleşiyorsunuz. Bize bir şey söyleyin. Bir parlamenter sistem ki bu memlekette şu yaşadığımız şeyler gerçekten bir daha yaşanmayacak. Bir daha olmayacak. Sahiden buna inanıyor musunuz ve sahiden bunu gerçekleştirmenin bir yolu var mı? Elbette var. Yani Türkiye'nin bir e, tecrübesi var. Ama yanlış dönemleri yanlış kavramlarla, yanlış e, şeylerle mukayese etmek bizi doğruya götürmez. Hani Cemil Meriç'in güzel bir sözü var. Hatadan hakikate gidilmez diye. E, şimdi, dünün işlemeyen ki başka bir pencereden bakarak bir değerlendirme yapalım. Aslında Türkiye çok yanlış şeyleri tartışıyor. Yani sistem tartışmalarının bir arkası yani herkes değişim başka sahalardan başlatarak teklif ettiği siyasi alanda Demokrat Parti olarak bizim temel tezimiz. Önce siyaset değişecek sonra Türkiye. Türkiye bugün problemlerini demokratik kanallar aktaramıyor. Hukuki kanallara aktaramıyor. Neyi kastediyorum? Evet kim aktaramıyor Türkiye mesela? Türkiye'nin 40 yıldır 12 Eylül rejiminin bize miras bıraktığı ana kolonlardan birisi ve her gelen iktidarın da sonuna kadar... Bunu geçmiş içerisinde bulunan kendi adımıza da bu sorgulamayı yapıyoruz. Herkes bugünler gelir geçer diye hesap ettik ama işleyen bir demokratik model, e, siyasi partiler düzeni ve seçim sistemi e, iktidarlar kendisine göre işte bugün de tartışıyoruz. Yakın zamanda büyük bir ihtimalle AKP ve MHP'nin ortak bir teklifiyle siyasi partiler kanunu seçim sistemi ile ilgili bir takım teklifler gelecek. E, i̇ktidar kendi iddialarıyla bugün çelişiyor. Yani anayasal tarifimiz temsilde adalet yönetimde istikrarsa doğrudan Cumhurbaşkanı'nın millet tarafından seçilmesiyle beraber yönetim istikrarı sağlanıyor. Peki temsilde adalet kısmı hala konuştuğumuz şey %10 barajı gibi biraz evvel çok yapısal bir Türk siyasetinde 2002 yılını gözümüzün önüne getirelim. Kaç partinin %10 barajı dolayısıyla %8,5 %9,5. Yüzde %5 almış. Çok önemli oylar bunlar. 2002 yılında meclis dışı kaldığını görüyoruz. Bu açıdan Türkiye'de millete istinat noktasını koyarak bugün Büyük Millet Meclisi'nde yani avukata vekalet vermişsiniz. Müvekkili aleyhine iş görürse o davadan hayır çıkar mı? Milletvekilleri temsil ettiği kitlelerin hak ve hukuku üzerinden değil bu çarpık siyasal düzen dolayısıyla aklı ve vicdanını hiçleştirerek bir takım tercihlerde bulunuyor. Ve bu sarmal Türkiye'de yaşadığımız krizleri daha da derinleştiriyor. O nedenle istinat noktasını millete koyar, millete milli iradeye koyarak, üyeliklerin seçim kurullarında teminat altında alındığı, ön seçimin şart olduğu, daraltılmış bölgeyle vekalet alan, vekalet veren ilişkisini sağlıklı bir düzleme indirgendiği, vatandaşımızın partilerin o disiplini ön seçim düzeni içerisinde tercihin değiştiremediği noktada tercih sistemiyle, milli iradenin çok sağlıklı bir şekilde Büyük Millet Meclisi'ne yansımadığı bir süreçte istediğiniz modellemeyi yapın. Tabi bugün yaşadığımız e, hani siyaset bilimi literatüründe sert kuvvetler aylığına dayanan başkanlık modelleri de parlamenter demokratik modellerde meşrudur. Dünün işlemeyen parlamenter demokratik model diyerek daha evvelki sizin işte yaşadık dediğiniz dönemlerle ilgili bir yanlış mukayeseye gideriz ki o bizi bir sonuca ama götürmez. Ama söylüyorsunuz. Aynı zamanda diyorsunuz ki HDP ile aynı ittifakta yer almam. Bu kadar demokratikleşmeden, bu kadar Türkiye siyaseti... Nasıl HDP'ye Daha... geldiniz pek anlayamadım ama HDP, hayır hayır yani o ittifakta yer almam diyorsunuz. Öyle değil mi? Yani demokratikleşmeden bahsediyorsunuz. Bir tarafta da 6 milyon oy alan bir parti var. Şimdi o partiyle nasıl aynı ittifakta yer almıyorsunuz ve Türkiye'de Tıkandı dediğiniz sistemi ve demokratikleştirmeyi nasıl sağlayacaksınız? Barık Bey birbirine o kadar çok şeyi boca ediyoruz ki yani vatandaşlarımızın da anlaması önüne perdeler çekeriz. Yani benim söylediklerim çok net. Ee, Türkiye bu tartışmayı yapıyor. Bugünkü halden iktidar partisinin de çok memnun olduğu kanaatinde değilim. Evet. Ee, bugün Sayın Erdoğan ilçe başkanını da atamak zorunda. Türkiye'nin milli güvenlik meselelerine de bakmak zorunda. İstanbul'un bir metropol ilçesindeki işte verilecek ihaleye de bakmak istiyor. Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Ve bunun üzerine Sayın Erdoğan, bürokraside ve siyasette kendi siyasi kariyerinin en düşük profilli kadrolarıyla çalışmak mecburiyeti veya tercihi içerisinde. Bugün görüyoruz Maliye Bakanı'ndan Merkez Bankası Başkanları'na varıncaya kadar. Türkiye'de demokrasinin ortak paydası yaşadığımız bu süreçler, Muhalefet açısından ifade ediyorum. Mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesimin kalmadığı böyle bir iklimde büyük yıkımlar 15 Temmuz sonrası aslında böyle bir iklim vardı ama o referandum sürecinin Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla beraber önünün açılması o iklimi dağıttı. Hani iktisat literatüründe vardır. E, yaratıcı yıkım diye. Büyük yapısal meselelerinizi biriktirdiğiniz problemlerinizi sadece aritmetik bir çoğunlukla değil Büyük bir toplumsal meşruiyet sahasında yeniden inşa edebilme imkanı var. Türkiye'nin de bu kritik eşiğini ben, tazimat gibi, meşrutiyet gibi, ikinci meşrutiyet gibi, cumhuriyet gibi, 46-50 lirası çok partili hayata geçtiğimiz gibi, kendisine her açıdan anayasal çerçevesine e, yeni bir boyut ve derinlik katmak mecburiyetinde. Bu çerçeveden çok kritik bir değere sahip olduğunu görüyoruz. Bütün bu perspektiften bakınca pek çok elbette başlık var ama e, bu mekanizmanın sistematik hata vermesinin temel sebebi işlemeyen bu siyasal düzenimiz. Yani Zaten e, ittifaklara bağlı çok da kısa bir sürem kaldı e, Nihal Bengisu. Mümkünse. İttifaklarla ilgili aslında. Bir e, olayım o zaman. Seçimlerle daha doğrusu. Çünkü kendisinin getirdiği bir nokta var. Eve daha önce söylediği, kendiniz de atıf yaptınız. Bağız rejiminden bahsediyorsunuz. Bağız anlayış resmen kurulur. Felakete gidiyor Türkiye diyorsunuz. Şimdi ittifaklar kurulacak ve bir seçim atmosferine gidilecek evet. e, tamam e, ama ben bir çelişki görüyorum hep bunlar arasında. Bir tarafta bahsden bahsedilebiliyor, Türkiye felakete gidiyor deniliyor ki kısmen de haklısınız ben de öyle düşünüyorum bu arada. E, fakat bir yandan da demokratik yollarla işte altı parti ittifak kurar e, demokratik yollarla biz e, hatta aday bile öne çıkarmadan çok da adayımızı yormadan. Kapı kapı il il gezdirip kendisini işte eleştirilere maruz bırakmadan böyle pamuklara sararak bir demokratik seçime gideriz. Çok da güzel kazanırız gibi bir anlayış var. Şimdi bu ikisi arasında bir çelişki yok mu size göre? Yani Türkiye'de mevzu e, rejim sistem bu kadar sertleşmiş adeta elektoral otoriteryenizm diyorum ben yarın da bununla ilgili bir yazım var böyle bir değişikliğe gelmiş ve bayağı otoriterizmin yaşandığı bir ülkeyken o demokratik seçimlere kendiliğinden tereyağından kıl çeker gibi nasıl başarılı olunacak da muhalefet iktidarı ele geçirecek? Ne Çizdiniz çerçeveni. Yani MOBES'e kamerası görüntülerini tekrar hatırlayalım burada çünkü Orada hmm. hani İmamoğlu'nu mesela neden İmamoğlu o kadar önemli? Belki Cumhurbaşkanı adayı olur diye önemli. Ve onu direnci etmek için o görüntüleri veren bir mekanizma, böyle bir kafa. Seçimden önce izin verecek mi? Seçim gecesi izin verecek mi? Seçim sonrası izin verecek mi? Olası bir münazara halinde, münakaşa halinde sen kazandın, ben kazandım durumunda hangi bağımsız yargıya ya da hangi bağımsız karar veren kendi iradesiyle karar veren YSK'ya güvenilecek. Samimi olarak bu sorunun peşine düşüyorum ben ve her muhalefet partisinin liderine de soruyorum bunu. Çizdiğiniz çerçeve çok önemli buluyorum. Önümüzdeki seçimler Türk demokrasinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Uzun dönemli iktidarlar, oturduğu koltuklar zamanla mülkiyetleri haline geliyor. Hele hele devlete ele geçireceğiz mottosuyla, Kurulan mekanizma yargıyı yürütmenin şubesi haline getirmiş. Öyle bir mekanizma kurmuşsunuz ki yürütmeyi kontrol ediyorsunuz, yasamayı kontrol ediyorsunuz, yargıyı kontrol ediyorsunuz. Ve bu yargının denetimi altında bir sağlıklı, e, demokratik rekabetin gerçekleşmesini beklemek hayalcilik. Gerçeklerle karşı karşıyayız. E zaman ne yapılmalı? İfade edeceğim. 6 Mayıs 2019'da YSK'nın nasıl karar verdiğini biliyoruz elementer düzeyde siyasetin içerisinde bilgisi olan insanlar bile bu kararların nasıl çıktığını bilir bu gerçeklerin farkındayız İstanbul seçimi çok net bir örnek Ben geçmişte e, işte lise yıllarım bir milli maça gitmiştik Her zamanki gibi yenildik tabi e, spor kamuoyu federasyonumuz zaman zaman işte açıklamalar yapıyor hakemler engeldi engelledi. O dönem federasyon başkanı olan Şeniz Erzin bir açıklaması bugün siyasetimizde de emsal. Yani mazereti yok dedi. Biz öyle iyi futbol oynayacağız, öyle bariz goller atacağız ki hakemler bile engel olamayacak. İşte milletimiz, Türkiye'de çok açık söylüyorum. Bugünkü iklim, e, kolluk gücünden istihbarat gücüne yargıya e, birkaç puanlık farkla Türkiye'de seçim bitmez. Açık ara bir pozisyonla muhalefet öyle bir enerjiyi sahaya yansıtmalı temel hedefimiz. Bütün bunlardan bağımsız içinde nefes alıp verdiğimiz iklimden bağımsız bir değerlendirme yapmıyoruz. Ama anketler İstanbul, öyle bir açık bahsetmiyor. İstanbul'da yenilenen ikinci seçimle ilgili bir hususu kamuoyu da kaçırdı. Cumhuriyet Halk Partisi de çok fazla ön planı çıkarmadı. Biraz parti pratiği bilen insanlarımız çok net dediğimi anlamlandıracaktır. Eğer sandık başında itiraz etmezseniz, seçim kurullarında sandığı tekrar saymak için aşamazsınız. Adalet ve Kalkınma Partisi, Matbu, ikinci seçimde bütün sandıkları itiraz ettirdi. Orada hedef belliydi ama 800 bin gibi bir fark ortaya çıkınca hiç bu işin üzerine gitmediler. İktidarın niyeti belli. Biraz evvel mobeseleri kullanma noktasına kadar varmış. Kamunun kadrosu, kamunun kaynağı bütün bunları enstrümantalize etmiş. Belki biraz sonra konuşmak lazım. Ee, i̇şte tekrar Sayın Erdoğan'ın neredeyse Öcalan'ın sözcüsü gibi bir takım beyanlarda bulunduğunu görüyoruz. Yani arka arkaya iki açıklama biraz ağır yaptı. Bir, tam Değil mi? Reddetti yani. bugün onu. Hani bunu reddetti. Yani, yani dün galiba. Şey. NTV'deki evet. açıklamalar mıydı? hani Öcalan'ın. Yani Öcalan serbest bırakılacağı Hayır, şöyle, iddiasına dedi. yönelik e, bir tepkisi vardı. <laughs> Ama mahkemeye verirler ya. İmralı Edirne Ota arasındaki sözü. görüş farklılığına açık. bir kez daha vurgu yaptı dün akşam. Çok açık. O açıdan bilmiyorum zamanımız var mı? Çok e, biraz hızlı gidersek e, evet zamanımız var. O açıdan bakınca eldeki bütün e, imkanları seferber edeceği ortada. O açıdan. Uzun dönemli iktidarları değiştirmek çok kolay değildir. Demokrasimizin elimizde kalmış sınırlı imkanlarına rağmen biz meşruiyetten ayrılma gibi bir hakkımız yok. Bunun bilincindeyiz ama toplumsal dinamiklere baktığımızda ee, muhalefetin vazifesi şöyle bir şey. Rahmetle yad edelim Aydın Münderes'in hafızamda kalmış bir sözüdür. Malum bir kötü derdi meçhul bir iyiden her zaman iyidir derdi. Bugün muhalefet olarak meselemiz insanlarımızın riskleri var, ee, kazandıklarını kaybetmeyeceğine dair, yarına dair daha iyi olabileceği bir fotoğrafı, kadrosuyla, politikalarıyla, e, görüntüsüyle, sözüyle, aday profilleriyle ortaya koyduğunda ve millette heyecan yaratacak bir seçim rekabetinin yaşanacağı kanaatindeyim. Az, az önce Gültekin Bey, 15 Temmuz sonrası aslında şu an bütün Millet ittifakının peşinden koştuğu ve olsun diye uğraştığı o güçlendirilmiş parlamenter model. Ama hani bizim 80 senedir parlamenter, klasik parlamenterizmimiz değil. Gerçekten güçlendirilmiş parlamenter modeli kurmak için iyi bir fırsat vardı. Anlamında sözler söylediniz. Yakınlarda da az önce size sorduğum sorudaki <laughs> o tehlikeli, öyle büyük bir alt üst oluş yaşanabilir. Çok can sıkıcı olaylar. Hani bir daha toparlanması ve tekrar düzgün değerlenip toparlanmış bir devlet ülke olarak yola düşünmeyi zorlaştıran etmenlere hiç varmadan muhalefet parlamenter modeli geçişe Cumhur İttifakı'nı ikna etmeli diyen köşe yazarları e, şeyler oldu. E, doğru ben de yazdım bir yazıda bunu da olasılıklar arasına e, saymıştım. E, biri dediğiniz gibi ya 5 fark 5 puan fark alacaksanız tamam. Ee, ama olmuyorsa işte bütün o alt üst oluşu karmaşayı engellemek için böyle bir challenge mı e, yapmalı acaba muhalefet diye benim de zaman zaman aklıma geliyor. Keşke, Siz mesela he, bu fikre yani temel keşke, soru nerede duruyorsunuz? Temel soru şu mu burada? Ya yani seçim güvenliği için, için muhalefet ne yapacak? Madem bu kadar büyük bir kaygı var, mesela bunu konuşmaya başladınız mı? Elbette siyasi partilerin adında konuşuyoruz referandumlar, diğer yerel ve genel seçimler, sivil inisiyatifler de dahil olmak üzere bu seçim güvenliği ile ilgili. Ya benim e, pek sorduğum çok... soru sadece o. Anladım filmiyle. ben oraya geleceğim. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde çok kıran kırana bir karşılaşma ve rekabet olduğundan mütevellit. Kazanan her şeyi kazanır, <laughs> Kaybeden her şeyi kaybettiği için o savaş evet. ve çatışmanın çok büyük olması olasılığını ortadan kaldırmak için muhalefet Cumhur İttifakı'nı... Parlamenter modeli şimdi geçiyorsak varız, destekleriz. Sonra herkes kendi yoluna gider. Güçlendirilmiş parlamenter modeline göre seçime girilir. Gibi bir fikri koz olarak kullanabilir mi? Anladım? Yani bu hiç Burada... konuşuluyor mu aranızda? Çünkü biraz daha hızlı Burada... olarak rica edeceğim. Bu dediğiniz olumlu bir siyasetin olgun ikliminde bu konuşmaları yapabilme şansımız şu nedenle yok maalesef. Sayın Erdoğan 100 yüzyılın değişikliği diyor. Sayın Bahçeli de 150 artı bir dengesini ve bu sistemi kendisi için adeta bir kasus belli savaş sebebi olarak orayı sorgulamak. Zaman zaman AKP içinden de bu tür değerlendirmeler oldu. Gönül arzu eder ki iktidarıyla muhalefetiyle yani ben özellikle yerel seçim sonrası Sayın Erdoğan'dan şöyle bir şey bekledim açıkçası. Yani görünüyor gidişat ortada. Bir modeli denedik, başarısız olduk. Tüm sivil, siyasi aktörler gelin bunu nasıl işleyen bir çerçeveye kavuştururuz demesi kendi de lehineydi. Bence de. Sayın Erdoğan çok uzun süre siyasetin içerisinde FETÖ'nün e, koç başılığında siyasi alandaki müdahaleler, operasyonlar da dahil olmak üzere 2015-7 Haziran seçimlerine kadar açık ara bir pozisyonu var. Kurduğu siyasal, iktisadi ve toplumsal mekanik, oylar sandığa girmeden evvel o sandıktan neyi çıkartabileceğini büyük ölçüde hep öngördü ve çıkardı. Rahat seçimlere girdi. Ama 7 Haziran'la beraber bu denklem değişti. Tabi orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkında teslim etmek lazım. Bildiğimiz klasik hani cumhuriyet elden gidiyor, rejim elden gidiyor retoriği, argümanları üzerinden değil işte emekliye maaştan, çiftçiye mazotun ötevesiz verilmesinden daha ekonomik e, temelli e, bir takım propagandalarla beraber o iklim değişti. Bugün hem Sayın Erdoğan hem Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin vurgulamalarına baktığınızda e, ifade ediyorum ben. Yani Türkiye bugün bu kontrolsüz mekanizmayla beraber dört nane bir felakete gidiyor. Bölgemizde pek çok şey hadiseler yaşanıyor. Türkiye pek çok şeyi ıskalıyor. Adeta tarihi Ve bu ıskalıyor. model yüzünden gidiyor. Bunun da altını çizebilir miyiz? Bir çarpışmaya doğru gidiyor. Yani sizin işaret ettiğiniz kazananın her şeyi kazandığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği bir modelle Türk demokrasisi elbette riskleri var. E, gönül arzu eder ki iktidarda böyle bir sorgulamayla beraber muhalefet tüm usullarıyla biz muhalefet partileri böyle bir iddia içerisinde ama iktidarın kendini kurtaracak bir takım değişiklikler yapalım derse ona muhalefetten kimse evet demez. Söz kılıçlar Kılıçdaroğlu'ndan açılmışken çok özür dilerim. Demokrasinin yolu gerçekten Diyarbakır'dan mı geçiyor size göre de? Demokrasinin yolunun geçtiği yer belli. Rahmetli Cumhurbaşkanımız bizim büyük liderimiz onu da ifade edelim rahmetle yad edelim. 87 yılı bütçe konuşmasının açılışında bir tarifi vardır. Ben oradan referansla Türkiye Büyük Millet Meclisi hakların ve özgürlüklerin kalbidir ve teminatıdır. Ben etnik referanslı vurguların çok bu tercihi yapan bir değerlendirme içerisinde değilim. Yo, az önce az problemi... özür dilerim. Şöyle siz dediniz ki yani birçok şeyi bir çuvalın içine atıyoruz. Hani HDP konusuna işaret ettim ama biraz hızlı geçtik orayı bence önemli bir konu çünkü Millet İttifakı denilen ittifakın seçimi alacaksa kesinlikle bu 6 milyon oya ihtiyacı var. Yani HDP'nin aldığı oya. Farklı Bey, buradan da oy kimsenin cebinde değil Yok yani yok şöyle ama şöyle şimdi, anlaştı diyor. Çek dolar gibi oy bir yere gitmiyor ya. Yani. Yok yok Gültekin şöyle bir şey var ama. Yani Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer. İşte Yılmaz'ın daha önce sarf ettiği Avrupa Birliği yolu Diyarbakır'dan. Cevap geçer. vereceğim ben anladım. Şimdi bütün bu yapı içinde hem demokratikleşme ki bunu çok destekliyorum. Yani sizi dinlerken gerçekten tatmin oldum. Yani anlattıklarınıza ikna oldum yani. Hani gerçekten inanılmaz bir lider portresi evet, var abi. karşımda ama e, böyle de bizim çıkmazlarımız var. Temel İfade meselelerimiz edeyim. var. Ne olacak şimdi? Oradan mı geçiyor? Türkiye'nin koskoca bir demokrasi problemi var. Evet. Bunu kompartımanlara ayırarak bir değerlendirme şahsen biz yapmıyoruz. Türkiye'de problemleri dikey kimlik sahaları yerine onun üzerine yatay Demokrasi ve hukuk gibi yatay bölenler üzerinden tarif etmek gibi çok yapısal bir tercihimiz var. O sarmanın içinden Türkiye çıkamaz. O açıdan ben Türkiye'nin bu demokratikleşme fırsat eşitliğinden tutalım. Ülkede yaşanan hukuksuzluklara, usulsüzlüklere parça parçaya bölerek Türkiye'de problemleri e, çözebilme şansımız yok. O ama açıdan... Ya çok haklısın sen ama bu Demokrat Parti'nin siyaseti, politikaya, demokrasiye bakış tarzı olabilir ama... ...sizin kullandığınız ifade çok daha keskin bir ifade. HDP'nin olduğu ittifakta biz yer almayız. Hani aslında Faruk Bey de sanırım bunu sormaya çalışıyor. Evet. Hani bu kadar ya. sert ve keskin bir duruşa gerek var mı? Sonuçta isminde demokrasi kavramının geçtiği bir parti olduğunuz için. Veya bu HDP'yi nasıl gördüğünüzle alakalı herhalde bu cümle. Nasıl görüyorsunuz HDP'yi? Elbette bu değerlendirmelerimiz açık yürekli. Biz paylaşıyoruz. Ee, Türkiye'nin bir iklimi var. İktidarın on parmağında on kara muhalefeti bir takım ithamlarla karşı karşıya bıraktığı gerçeği var. Bazen bu soru e, yoklukla mali de bir soru. Çünkü HDP kendisinin bir ittifakta en azından kastedilen Millet ittifakı içinde olmak gibi bir niyetinin, talebinin olmadığını ifade ediyor ki bugün zaten HDP bir Koalisyon yani farklı farklı unsur ve paydaşları var. Bunu daha da genişletmek için Türkiye İşçi Partisi'nden başlayarak bir takım soldaki diğer parti ve örgütlenmelerle beraber Peki yeni ittifak kurmak gibi bir niyeti Peki, var. durum böyleyse niçin dört gün önce böyle bir tweet atma ihtiyacı duydunuz? Ben bir televizyon programında yaptığım konuşmaları da arkadaşlarımızın parça parça paylaşması ile ilgili. Çok doğrudan bir açıklamam değil sorulan biraz evvel sizin sorduğunuz Hı -hı. soru gibi. Buna verdiğim bir cevap. Ya ben Türkiye'deki, e, bugün Türk demokrasi üzerinde... Yani o kadar bağlayıcı en, değil mi? En büyük gölge PKK'nın varlığı. Hı hı. O nedenle biz demokrasiye inanan insanlar olarak, demokrasi, haklar, özgürlükler derken bunun yanına silahı hiçbir şekilde koyabilme imkanımız yok. Siyasi aktörler de, sivil aktörler de, Türk aydınları da, entelektüelleri de, Türk sol aydınları entelektüelleri de, çok katı bir çizgiyi terörle ilgili zaman zaman sol şiddetin müsamaha gösterildiği PKK terörünün müsamaha gösterildiği bir çizgiden çıkarak topyekün Türkiye'nin demokratikleşilmesi ve artık bu 40 yıldır yaptığımız tartışmaları geride bırakarak e, önümüzdeki yolu e, kalıcı bir şekilde kurumsallaştıracak bir döneme geçebilmek için bir sınırı e, çizmek için ifade ediyorum. HDP'nin varlığı bir tarafta vatandaşlarımızdan olay, oy alan bir siyasi parti. Ama öbür tarafta da farklı farklı ithamlarla karşı karşıya kalan bir parti. Biz 5-6 Ocak 2021 yılında Diyarbakır'da Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Oradaki anne babaların bir talebi var. Benim çocuğumu bu siyasi parti eliyle daha kaçırıldı diyor. Siyasi partinin vazifesi terör örgütlerini insan devşirme merkezi değil. Şimdi bu, te, bu fikirlerle ilgili elbette bizim durduğumuz yer belli. O açıdan ne HDP'nin Millet İttifakı içinde olmak gibi bir niyeti, beklentisi var, kendi yolunu çizmiş, ne de bugün ana akım bu yapı içerisinde olan siyasi partilerin böyle bir birlikteliği oluşturalım gibi bir tercihi ve çabası var. Peki, Peki mesela CHP liderinin bu Diyarbakır'dan geçer sözü, işte bir oy kaygısıyla, oy devşirme kaygısıyla söylediği yönünde ifadeler vardı. Karşı taraftan da muhalefet cephesinden de Cumhurbaşkanı'nın İmralı Edirne e, açıklamasına dair benzer bir e, yorum yapılıyor. E, siz İmralı Edirne gerçi az önce kullandığınız bir ifade vardı. Hatta Faruk Aksu çok ileri bir ifade e, dedi. Sanki sözcüsü gibi dedi. Niye? Evet evet. Niye <laughs> e, böyle bir e, açıklama? Çok bu, diğimiz... bu açıklamayı niye yapmış olabilir sizce çok Cumhurbaşkanı? Çok garip Sayın Erdoğan'ın arka arkaya iki açıklaması oldu. Promptörden kopup bir irticalen konuştuğunda Edirne, İmralı'ya hesap verecek dedi. Yani kamuoyu gibi biz de şaşırdık. Yerel seçime bir tık geriye doğru sardığımız yerel seçimde nasıl Osman Öcalan'ın, işte bir akademisyenin İmralı'ya gönderilerek, Öcalan adına açıklama yaptırarak o seçim sürecini nasıl kendi lehine çevirmek için bir teşebbüse girdiklerini de biliyoruz e, ee, Öcalan netice itibariyle bir tutuklu, hükümlü, e, orada zaman zaman devlet istihbarat unsurlarıyla işte çözüm süreci içerisinde nasıl bir karşılıklı ilişkinin de yani eline mektup verip İmralı'ya e, Kandil'e gönderirken AKP için HDP'yi bir problem yoktu. Zaten Türkiye'deki temel problem bu. E, Türkiye'de PKK ile işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'ın elinde. Ee, zaman zaman ben görüşmedim devlet görüştü dedi en nihayetinde işte Dolmabahçe'deki fotoğraf diğer fotoğraflar hepimizin e, hafızasında e, bugün de onu tevil ederek e, dünkü televizyon programında Sayın Erdoğan e, işte Öcalan İmralı'nın düşüncelerinden farklı düşünüyor rahatsız gibi bir beyanda bulundu Tabii bu fikirleri nasıl teyit ediyor e, Cumhurbaşkanı hüviyetiyle ee, herhalde kendisi görüşüyor değildir ama bir ilişkinin parti ortada. 7-8 dakikamız. Dolayısıyla hızla şu Millet İttifakı'nın neye evrileceği, nasıl şekilleneceği meselesini de size sormamız lazım. Şimdi az önce değerlendirmenizi yaparken hani Türkiye'de artık mahallelere hapsolduğumuzu söylediniz ya. Şimdi ama baktığımızda muhalefet cephesine birkaç mahallenin bir araya gelişine e, tanık olacağız. E, orada Deva ve Geleceğin de katılımıyla gerçekten altılı bir parti olarak genişleyecek misiniz? Yoksa hani Davutoğlu'nun kurucu ortak olmak istiyoruz sözü geri planda bir rahatsızlık yarattı mı ve hatta sahada 3. ittifak senaryosu hala gündemde geliyor. Saadet Partisi deva gelecek. Ee, yani sahada bir 3. ittifak mı geliyor? Millet İttifakı 6 partiyle mi yoluna devam edecek? Sayın Uysal ne oluyor orada? Hadi bize bir şey verin artık bugün itibariyle. Yeni bir bilgi verin. Barış Manço'nun 10 puanlık soruları gibi bir soru adeta. <laughs> Tabii e, siyasetin e, bu kısmı çok daha fazla ister istemez kitleler öyle. Nezdinde ilgi görüyor, kamuoyunda da ilgi görüyor. Yani 16 Nisan referandumu arkasında 2018 seçimleri kademe kademe demokrasi ve hukuk şemsiyesi altındaki Demokrat Parti olarak çok net ifade edeyim. Demokrasi, hukuk ve laikliği bu ülkenin milli birliğinin, milli güvenliğinin şemsiyesi olarak görüyoruz. Bu ortak payda da farklı fikir havzalarından beslenmiş. Geçmişte işte Demokrat Parti, CHP gibi çok daha derin rekabetlerin içinden gelmiş siyasi partiler, Saadet Partisi ve İyi Parti ile beraber bir ortak payda doğdu. Akabinde yerel seçimler ve bugün iktidar partisinden kopmuş birisi eski genel başkanı, başbakanı Sayın Davutoğlu. Diğeri de uzun yıllar başbakan yardımcılığı, ekonomi bakanlığı yapmış Sayın Babacan'ın kurduğu siyasi partiler var. Ve bugün Faruk Bey de biraz evvel işaret etti siyasi alanda, ekonomiden toplumsal sahaya, demokratik alana, hukuki alana bütün bu itirazlarımızı bir paket program çerçevesinde ifade ettiğimiz kaldıraç, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi bunun karşısında işte parlamenter demokrasi mi? Hani ben kuvvetlendirilmiş, iyileştirilmiş hani demokrasi eşittir kuvvetler ayrıldı. Parlamenter demokrasinde temel ölçüleri, parametreleri belli. Bunun üzerinden işliyor ve altı partinin bir araya geldiği bir ortak çalışma yapıldı. Bize de son hali temsil eden arkadaşımız tarafından sunuldu. Bu değerlendirmeler siyasi partiler yapıyor. Ya yani bu altı Gidişat, parti yüzde 90 seçim ittifakına girecek mi? Bugünden ben diğer siyasi partiler adına bir bağlayıcı hüküm vermek. İstemem açıkçası. Çünkü Sayın Babacan'ın daha dün bir açıklaması e, bugünkü var. Bugünkü tatlıda olasılık Biz, evet. Biz e, bugün için bir ittifak kararımız yok diyor. Ama gidişen, gidilen istikamet Türkiye'de %50 artı bir dengesi ve bu sistem Siyasi partileri birbiriyle işbirliği yapmak, ittifak yapmak mecburiyetinde bırakan Peki. bir model. Ee, bir de ben şunu da merak ettim. Hani herkesten böyle, herkesten dedim işte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özellikle alıyoruz. İyi Parti'den çeşitli açıklamalarda tariflere tanık oluyoruz ya. Şu hani ortak aday e, nasıl olmalı, aday profili tanımlamaları <laughs> var. Tanımalı. Ben merak ediyorum siz nasıl bir profil e, tanımı yapıyorsunuz? ...ortak aday olunacaksa tamam, o aday nasıl olmalı? İki parametresi var. Bir seçilebilirlik, iki... ...Türkiye'de hakikaten sadece meselemiz... ...bir iktidar değişimi değil. Ee, yeniden adeta bir kurucu akıl... ...bir kurucu programla... ...Türkiye'yi... erkleri, kuvvetleri... ...yeniden tarif edecek bir kriz yönetimi... Yap, ...yapacak. Önümüzde... ...yaşadığımız travmalar var. Biz 15 Temmuz sonra sağlıklı bir yargıyı yani FETÖ ile ilgili bir muhasebeyi, bürokrasi içerisinde, kurumlar içerisinde de yapabilmiş değiliz. Bütün bu başlığa baktığınızda ekonomi gibi önümüzde sıcak bir Türkiye'nin gündemi var, yönetmeniz gereken riskler var. Bütün bunları yönetecek bir siyasi akla, karaktere ihtiyaç var. Bunu söylerken de çok net ifade ediyorum. Yani bu 20 yıllık zaman dilimi içerisinde iktidarın değirmenine su taşımış, onunla beraber olmuş, e, bir takım no name, siyasetin dışında orta sahada kalmış insanlardan bir aday profili, toplum toplumsal özellikle muhalefetin enerjisini düşüreceği kanaatindeyim. Bir dalga kıran vazifesi gördüğü kanaatindeyim. O nedenle... Dolayısıyla Abdullah siyasi, karşısınız. E, partilerin genel başkanlarından başlayarak icracı hüviyetinin ön planda olması gerektiği kanaatindeyim. Çok özür dilerim. Seçilebilir vurgusu. Oraya odaklanırsak o zaman anketlere mi bakılsın ve o anlamda bakarsanız belediye Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun önüne geçiyor gibi. Belediye Cumhurbaş, Cumhurbaşkanı adayı olur diyor musunuz? Çünkü yani, mesela Halk Kemal Partisi, Bey'in böyle bir şey var. Cumhuriyet, belediye başkanları bir rezervi var, gibi. Evet. Ee, i̇fade ettim. Türkiye'de çok senkronize süreçleri yönetecek bir siyasi birikim, olgunluk ve arkasına bugün Türkiye'nin iklimi dolayısıyla pek çok siyasi partinin işbirliği içerisinde bir süreci yönet. Bence Gültekin Bey kendini tarif. E Herkes <laughs> kendini. Tarif yani <laughs> çok net görüyorum ve inanın bir şey söyleyeceğim. Çok yani teşekkür şu, ederim. gerçekten programın sonuna geldik kapatacağız ama. Böyle bir soyun oyu yani aday olursanız size. Son son Twitter'da gördüm ben böyle Hayır, şeyler ben son var yani, yıllarda. Yani karşı karşıya ilk kez yayın yapıyoruz. Uzaktan bir yayın yapmıştık hatırlarsanız evet. ama. Yani ben e, Türk siyasetinde Onun için de ayrıca size teşekkür estağfurullah, ederim. Estağfurullah. Çok... Estağfurullah. Kritik bir andı biliyorsunuz evet. yasada yine. Ona dair hemen bir sorum olacak sonunda ama bitirirken. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyadan da hakikaten tanıştığımıza memnun oldum sayın başkan diye birkaç mesaj görüyorum. Evet, yani. Şöyle yani ben teşekkür e, e, Ben son son <laughs> süreçte Kendisi Millet İttifakı'nın adayıdır gibi tweet'ler de gördüm. Hayır ben son süreçte yani konuştuğumuz bir sürü saygın siyasetçi her biri çok değerli ama yani Türkiye'yi bu kadar e, sakin bir akılla Son analiz eden dakikan, gerçekten çok, çok başarılı buldum bunu söyleyeyim ben her çok türlü sağ sorumu sorarım ama kendi değerlendirmemi de yaparım sona geldiysek o zaman benim sorum şu olsun siz önünüzdeki dosyanın üstündeki kırat bizim evlerimizde kapıların arkasındaydı ben o kırata baka baka büyüdüm ee, çok başka bir yeri vardır özellikle bizde ee, merhum Menderes için Aydın'da Aydın'da da uzun bir süre yaşadım ee, çiftliğine de çok sık gidip gelirdim ee, bir müze açılışı yapıldı Demokrat Parti'nin genel başkanı davet edildi mi oraya? Hayır, davet edilmedi. Ne oraya davet edildi ne yasa adaya. Ee, iktidarın e, Sayın Erdoğan'ın böyle bir tercihi var. Ee, böyle bir beklenti içerisinde değiliz ama siyasette bir nezaket. Ama Menderes'ten bahsediyorum. Ee, yani öyle bir davet almadık. Ee, açıkçası iktidarın Sayın Erdoğan'ın zaman zaman meşruiyet aradığı kendisine gömlek değiştiriyoruz diyerek çıktığı bu rotada e, bizden önce ne yapıldı dedi ama e, kendisine bir geçmiş icat etmek için de Demokrat Parti, Menderes, Özal vurgularını zaman zaman yaptığını görüyoruz. E, o açıdan e, böyle bir davet öyle bir program açıkçası almadık yasadayla ilgili de almadık çünkü orayla ilgili de itirazlarımız var hakkında teslim edelim Eski Kültür Bakanımız Sayın Günay'da, Ertuğrul Günay'da zaman zaman hem bizleri bilgilendirildi. Yanlış bir proje uygulandı. Yani sonrasında ben bir vesileyle yasada da bulundum bir program vesilesiyle. Yani bizatihi görmek de istedim açıkçası. Bizim hafızamızda ki ben de bir Demokrat Partili belediye başkanı olan dedenin torunuyum. Yani bizim de hafızamızda o acılar her daim vardır o açıdan hani bu tarihi tecrübeden iktidarın referans vermesinde de Hani Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımız öyle tarif ederdi. Doğruluğu ispat edilmiş çizgi diyerek buraya bir siyasi parti referans veriyorsa bundan bir eksiklik duymayız. Bilekis bizi teyit eden bir şeydir. Ee, Demokrat Şurada Parti bakıyor. Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal çok teşekkürler. Bitti Sağ olun. Vallahi bitti. Aa. Şöyle ben hep kapatırken şunu da söylüyorum ya işte 2023 seçim süreci dolayısıyla şu ittifakların daha bir belli olduğu adayların ortaya çıktığı zamanlarda... Yine inşallah bu Güzel, yayınları inşallah. da e, yapmaya devam edeceğiz. E, dolayısıyla tekrar başka bir yayında bir araya geliriz. Ben hem sizlere bugün için hem teşekkür ediyoruz. Değerli e, gazeteci dostlarımıza çok teşekkür ederim. Size Sağ olun. Ederim. Sağ olun. E, Faruk Aksoy, Nihal Bengisu Karaca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. E, birazdan Siyaset Özel'in ikinci bölümünde e, konuklarım e, eski e, AK Parti e, milletvekili Resul Tosun ve CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın olacak. Birazdan görüşmek üzere. Sevgililer Günü'ne özel